sabah sizin için sıradan bir sabah olmayabilir. Bazı karşılaşmalar hayallerinizi gerçekleştirmek için sizin büyük bir şansınız olabilir. Bir süredir görmediğiniz komşunuz sizi hayatınızın fırsatıyla tanıştırabilir. İşte o fırsat. Atomi. Siz de Atomi'ye üye olun ve kolayca siparişlerinizi verin. Kapınıza kadar gelen Atomi ürünleriyle zamanın sizde bıraktığı izlere kolayca son verin. Teninizde Atomi banyo ürünlerinin ferahlığını hissedin. Daha sağlıklı dişler ve daha güzel gülüşler için Atomi diş ürünlerini deneyin. Yüzünüzde Atomi ürünlerinin mucizelerini keşfedin. Atomi Absolute serisiyle yüzünüzdeki ışıltıyı fark edin. Vücudunuzun ihtiyacı olan vitaminleri Atomi ile takviye edin. Zaman ileri akarken biyolojik saatiniz geri sarsın. Ve artık yeni hayatınızın ilk sabahına hazırsınız. Yepyeni cildiniz ve büyük hayallerinizle siz artık Atomi ailesinin kıymetli bir parçasısınız. Atomi Türkiye'nin ayrıcalıklarla dolu dünyasında hayallerinize çok yakınsınız. Şimdi hayat senaryonuzu yazma vakti. Buraya hayatta gerçekleşmesini istediğiniz tüm hayallerinizi yazabilirsiniz. Atomi'nin size sağladığı olanaklarla başkalarının hayatına da dokunabilirsiniz. Hayattan daha çok keyif almaya başladığınızı ve artık daha enerjik olduğunuzu hissedebiliyor musunuz? Daha şimdiden hem dünya için hem de kendiniz için o kadar çok başarılı adımlar attınız ki. Hayallerinizi de tek tek gerçekleştirmeye başladınız. Artık dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteren büyük Atomi ailesinin genel merkezini ziyaret etme vakti de geldi. Yolculuğunuzu planlayın ve muhteşem Güney Kore'ye doğru yola çıkmaya hazırlanın. Başarılarınızda gurur duyan Bay Hangil Park sizi orada bekliyor olacak. Şimdi hemen harekete geçin ve hayallerinizi Atomi ile gerçekleştirin. Annyeonghaseyo. Atomi Imperial Master 이더고 인사드립니다. 형제의 나라이자 유럽, 중동, 아프리카 진출의 교두보가 될 애터미의 터키의 첫 온라인 원데이 세미나에 회원 여러분과 함께 할 수 있어서 정말 기쁩니다. 직접 가지 못해서 아쉽지만 온라인을 통해 이렇게 인사드리게 되어 정말 반갑습니다. 애터미에서 성공 못하면 기적입니다. 절대 가격, 절대 품질, 가입비 월간 유지가 없는 보상 플랜으로 누구나 성공할 수밖에 없습니다. 저는 애터미를 통해 사랑하고 배우고 헌신하는 삶을 모두 이뤄냈습니다. 가고 싶은 곳, 갖고 싶은 것, 하고 싶은 것들을 다 누릴 수 있었습니다. 여러분들도 저와 같은 삶을 살고 싶지 않으신가요? 터키는 형제의 나라로서 한국과 역사적으로 가까운 관계에 있으며 한국전쟁과 2002년 한국 월드컵을 통해 한국인들과의 관심과 사랑을 듬뿍 받는 나라입니다. 사랑하는 터키에 계신 회원 여러분, 여러분들 모두 애터미를 통하여 시간과 경제적 자유를, 행복한 삶을 누르시기를 진심으로 바랍니다. 애터미 터키, 아자! 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 루하 değer vermek demek, insanı bir araç olarak kullanmayacağım, hedefim insanlar olacak demektir. Atomi, her bir kişiyi mutlu ederek iş yapmanın yoludur. Bir kişinin hayatı, düşünme şekline göre değişir. Gelecekteki beni kimin yaratması gerekiyor? Kendim yaratmalıyım. Geleceğinizi sizler çizmelisiniz. Çizdiğiniz şeye göre geleceğiniz değişir. Çizdiğim gelecekte nerede durmam gerekiyor? Çizdiğim geleceğin ilerisinde durmalıyım. İşte buna inançlı olmak denir. Görüş olarak ileride olsak da tavrımız her zaman ölçekli olmalı.
tüm davranışlarımızın temeli alçak gönüllülükte yatmakta. Alçak gönüllü olmak oldukça önemli. Yaptığımız her işte alçak gönüllü olmak var. Atomi. Evet, iyi akşamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Merhabalar Yusuf Bey. Herkes şeref verdi. Teşekkür ediyoruz katılımınız için. Umuyoruz. Süper. Umarız güzel bir yayın olacak. Bizlere Neden Atomi Yapıyoruz adlı bu yayın serisinde destek olan bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca aslında bütün arkadaşları da buraya bekliyoruz. Konuşmacı olması için. Ben biraz önce grupta linki yayınladım. Eğer konuşmacı olmak isterseniz lütfen bizlere de katılın. Tabii ki öncelikle bu akşam birlikte dinleyeceğimiz arkadaşlarımız var. Tabii ki Yusuf Bey ile başlayacağız ve sonrasında diğer arkadaşlarımıza geçeceğiz. Şimdi ben sözü uzatmadan Yusuf Bey'e bırakıyorum. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar Okan Bey. Çok teşekkürler bu işbirliğiniz için. Gerçekten minnettarız. Arkadaşlar ben bugün kısaca değişimin başlangıcının olduğu bir noktadayız aslında. Onu söylemek istiyorum. Belki dinliyorsunuz, belki YouTube'dan inceliyorsunuz. Yapay zeka denen bir şey var. Artificial Intelligence dediğimiz, AI dediğimiz bir sistem gelişiyor artık. Çok enteresan bir şey. YouTube'da böyle onları izledikçe nelerin yapılabildiğini, nelerin değişebileceğini gördükçe ben şahsen şöyle düşünüyorum. Sanki bir zamanlar tarlayı insanlar çapalarla çapalarken diyelim 50 kişinin çapaladığı bir yeri 50 kişinin işleyerek yetiştirdiği bir yerde bir traktörün gelmesiyle büyük ihtimalle o 50 kişi işine olmuştur. O nedenle de zaten hani köyden kente göç başlamıştı. Çünkü köydeki insanlar iş bulamıyordu. Çünkü işin, emeğin değeri azalmıştı o zaman için. Çünkü bir traktör birçok için yaptığı iş yapabiliyordu. O nedenle böyle bir değişimin arifesindeyiz bu yapay zeka dediğimiz şey aslında. Çok enteresan bir şey. Yani bir zamanlar tekrar ediyorum fiziksel güçle iş yapanlara deniyoruz ki beyinle çalışan bir iş düşün ki daha rahat bir hayatın olsun. Ama bu yapay zekanın çıkmasıyla hani traktörün çıkmasıyla yapay zekanın çıkması hemen hemen benzer gibi. Traktörün çıkması fiziksel çalışanların işini elinden aldı. Ama yapay zekanın çıkması ise beyinle çalışanların işini elinden alacak. Çünkü enteresan bir değişim var. Yani bir hikaye yazmaktan tutun, resim yapmaktan tutun bunlar basit şeyler. Resim yapmak basit gibi geliyor da fakat işlevsel olarak yani bir yazı yazmak, bir hikaye yazmak, bir ilan yazmak, bir resim yapmak, bir web sitesi kurmak, bir yazılım geliştirmek ya da işte müşteri ilişkilerine sistem kurmak falan gibi böyle birçok şey de otomatik olarak bu yapay zeka dediğimiz şey yapabiliyor. Yani 50 kişinin yapacağı işi belki bir kişi yapacak, 2 kişi, 3 kişi yapacak. 10 kişinin yaptığı işi 1 kişi yapacak, 2 kişi yapacak. Kesin ve kesin arkadaşlar şu 5 yıl içerisinde büyük ihtimalle biz bunun böyle sonuçlarını göreceğiz diye düşünüyorum. Göreceksiniz, bir bakacaksınız birçok beyinle çalışan, iş gücüyle çalışan kişinin geliri azalmaya başlayacak. Çünkü rekabet çok daha hızlanacak, gelir azalmaya başlayacak. O nedenle bence bu değişimin arifesindeyiz dedim ya. O nedenle önce biz burada Atomi'yi tanıdığımız için çok şanslıyız. Gerçekten çok şanslıyız. Fakat bu şanslı olmayı bir de çevremizdeki sevdiklerimize de duyurmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Söylememiz lazım aslında. Bilgi vermemiz gerekiyor. O nedenle hangi parka teşekkür etmek lazım? Böyle bir sistem, böyle bir ürün kategorisiyle, böyle bir mantıkla Atomi gibi bir şirketi kurmuş ve bizim hizmetimize vermiş. Yani bizi araç olarak kullanmamızı sağlamış. O nedenle bunun önemini, değerini, bizim ne yapıp öncelikle sevdiklerimize anlatmamız gerekiyor. Fakat şöyle bir handikap var tabii. Sevdiklerimizi söylediğin zaman belki çoğu kişi inanmayacaktır. O nedenle yakınlarınıza inanmayacaktır. Bunlar normal görmek gerekiyor. Fakat her halükarda biz işin olduğunu gösterip, Atomi işinin olduğunu gösterip, mantıklı olduğunu gösterip, kazandığımızı gösterip onların işe katılmalarını sağlamamız gerekiyor. Geçen Okan Bey'le yapılan bir hikaye toplantısında orada şöyle bir cümle vardı. Biz sevdiklerimizin işe katılması için başarmalıyız.
gibi bir cümle vardı. Sevdiklerimizin atomiyi anlamaları için başarmalıyız. Çünkü herkes bizden bir başarı bekliyor. Başarırsak onlar gelecekler. Ama biz de beklersek ki onlar gelsin biz başaralım, o zaman sıkıntı olacak. O nedenle biz ne yapıp bizim gibi, sizin gibi, herkes yani atomi yapanlar gibi başka kişilerin olduğunu da kafamıza canlandırmamız gerekiyor. Ve onları bulmamız lazım. Onları bulduk, başarıya ulaştık. O zaman sevdiklerimiz arkamızdan gelecekler ve onlar için başarmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet, sevdiklerimizin kazanması için, sevdiklerimizin de başarıyı görüp gelmeleri için önce bizim başarmamız gerekiyor. Gerçekten bir değişimin arifesindeyiz. Bu yapay zeka dediğimiz yazılım mı diyeyim, web sitesi mi diyeyim, web sitesi demek yanlış olur da mantık mı diyeyim, yazılım sistemi mi diyeyim. Bu yapay zeka mantığıyla çok şey değişecek. Hele 5 yıl içerisinde falan göreceğiz sonuçlarını. O nedenle hızlı bir şeyle bizim başarmamız gerekiyor ki insanlar sıkıntıya düşmeden biz bir şeyler yapalım, onlara bir yol gösterelim. O nedenle başaralım arkadaşlar. Çok teşekkürler. Bugün arkadaşlar iki konumuz olacak. Nazmiye Hanım ve Orhan Beyler. Eğer Orhan Bey de katılmışlar. Orhan Bey hoş geldiniz. Nazmiye Hanım hoş geldiniz. Orhan Bey mümkünse telefonu yatay tutarsanız YouTube'da daha güzel görünmüş olur. Yatay tuttum da tam tersine çeviriyor beni. O zaman isterseniz döndürme şeyi var. Onu denediniz mi? Döndürebilir ayar var ya yukarıda. Otomatik döndür. Otomatik döndürü ya, o hiç... tutarsanız o zaman dönmüş olur. Evet, hiç aklıma gelmedi. Evet, süper Şekilde. oldu. Tamam. Evet, çok güzel. Telefonu Kusura biraz daha bakmayın. uzaya koyayım. Ha, tamam, şimdi oldu. Okey. Tamam. Çok iyi, evet Orhan Bey, Atomi logolu tişörtle yakışmış bakıyorum. Güzel. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet. Okan Bey, sizin görüntü böyle flash çakar gibi çakıyor. Acaba neden? Çok uzak. Heh, tamam. Herkesin internetindendir o, kendi internetinden. Öyle mi? Evet. Bizim internette mi kötü var? Tamam o zaman, Evet. teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Nazmiye Hanım'la başlayalım diyecektim. Nazmiye Hanım şu anda yine internet sıkıntısı var galiba. Arkadaşlar internet sıkıntı olabilir, o nedenle bunları maruz göreceğiz. Evet. Orhan Bey size başlayalım. Evet Orhan Bey, şimdi arkadaşlar Orhan Bey Atomi'ye aslında çok uzun süre olmadı katılalı, başlayalım. Fakat ben Orhan Bey'deki değişimi hissediyorum. Yani Atomi'yi anlama, Atomi yapma isteğindeki değişimi gördüm. Hatta dikkat ederseniz Atomi tişörtü bile yaptırmış, üzerine Atomi logosu bastırmış. Orada bir inanç var demek. Yani bir şey onu bir şey yaptırmaya sevk ediyor. O nedenle benim istediğim önce Orhan Bey, önce bir tanıyalım. Ne yapıyoruz? Ne diyoruz? Sonra işte neden Atomi'ye karar verdi? Neden Atomi yapıyoruz? Atomi'de ne bulduk? Evet. Öncesi tanıyalım. Öncelikle ismim Orhan, soy isim Mavlar. Uşaklıyım. Ankara'da yaşıyorum. Bu işe de Aylin Hanım'ın sayesinde katıldım. Eşim Mehmet Bey bahsetti. Şöyle diyeyim, ben çalıştığım iş yerim olsun. Hiçbir şekilde insana değer verilmediğinden dolayı Mehmet Bey'in de Atömen'in işimizin hakkında bahsettiği konulardan dolayı biraz ilgimi çekti. Sonra ürünlerinden bahsetti. Ürünlerini kullandım. Yani kimse de hayır diyemez. Hani böyle kaliteli bir ürünü kullanmak, faydasını kullandıktan sonra kimse hayır diyeceğini düşünmüyorum. İleriye dönük de çok güzel fırsatlar olduğunu düşündüm. Hani düşünmeye bir nevi de öyle. Bunun için karar verdim. Hani ürünlerini kullanarak da yancımı sağladı. Gerçekten çok sağladı. İşte Evet. bu yüzden Şimdi atomi dedim tam olarak diyorum da. Orhan Bey ne hissettiniz? Orhan Bey bu arada arkada not vereyim. Orhan Bey eşiyle beraber yapmaya karar verdi Atomi'yi. Bu da güzel bir şey. Çünkü ben şöyle diyorum şahsen. Bir kişinin şahıs tek olarak yapmasıyla eş ile beraber yapmak o kişinin Atomi'deki başarısını sanki 10 kat arttırır gibi geliyor bana. O nedenle iki kişi demek değil eş çift olarak yapan arkadaşlarımız 10 kişi gibi daha başarılı olabiliyorlar. Ben onu hissediyorum ve görüyoruz da zaten. O nedenle
eşleri Atomi'ye katmak çok önemli bence. Orhan Bey'de ben onu görüyorum zaten. Evet. Orhan Bey, tam olarak böyle Atomi'de ne hissettiniz? Neden ya ben bu işi yapayım dediniz? Ne gördünüz Atomi'de? Öncelikle bir kazanç sistemini gördüm. Ayrıca ürünleri kullanaraktan ürünlerin kalitesini gördüm. Bir de şöyle bir şey, herkesin bir hayali vardır. Ben bu hayallerimi bu Atomi'de gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. Gerçekleştirebileceğimi düşünüyorum. Onun için hani ileriye dönük daha da fikirlerim olacağını düşünüyorum. Evet. Arkadaşlar, Orhan Bey diyor ki hayallerimi gerçekleştirecek bir şey gördüm Atomi'de. Bence bu da güzel bir cümle. Biz dün yine sohbet ederken Orhan Bey'le eşimden de aynı cümleyi duymuştum. Atomi'ye başlamak ben de bazı hayallerimi yapabileceğimi gösterdi demişti. Özellikle bizim Evening Care Set'i denedikten sonra bu hayalleri artık daha çok büyütmeye başladım dedi. Böyle bir cümle kullanmıştı. Bu da çok enteresan. Çünkü Atomi'ye başlamış olmak, evet Atomi'yi anlamış olmak bize hayal kurmayı, gelecekten ümit etmeyi gösteriyor. Çok güzel bir şey bu. Ama bir de ürünlerin gerçekten deneyip, mesela Evening Care Set'i deneyip, ondaki kişinin kendisi değişimi gördüğü zaman, evet ya bu ürünü ben herkese kullandırabilirim, bunu kullandıracak 4-5 kişi, yani kullanıp memnun kalıp tavsiye edip 4-5 kişi bulabilirim, inancını çok daha fazla oluşturuyor. O nedenle şöyle diyebilir insan, dün Orhan Bey'in işinde olduğu gibi, hayallerimi daha çok büyüttü. Hayaller bir yeri kadardı ama ürünlerdeki kaliteyi, kalite fiyat indeksini görünce, bunu daha çok kişi kullandırabilirim deyince, o zaman hayal yükseltmesi olmuş oluyor. Aslında Atomi'nin belki bize verdiği en büyük şeylerden bir tanesi de bizlerin hayal kurabilme gücünü ortaya çıkarması. Çünkü biliyorsunuz şu devirde gerçekten ekonomik sıkıntı var birçok insanda. Gelir dağılımı çok bozuk. Zaten Angel Park'ın dediği gibi en büyük sıkıntımız bu dönemde gelir dağılımının bozuk olması. %5 bir kesimin 195'lik kişinin sahip olduğu paradan daha çok para kazanıyor olmuş olması. İşte bu gelir dağılıma çözüm olma hesabıyla, yani düşünsenize 195 kesim bir umut edemiyor, bir çıkar yol bulamıyor. Hele hele yapay zeka ile beraber arkadaşlar bu çok daha etkili olacak, göreceksiniz. Bir çıkar yol bulamayacaklar. Ne yapayım, ne yapayım diye korkacaklar yani. Gelecekten korkacaklar daha doğrusu. Çocukların ne yapacağından korkacaklar. Çocuklar nasıl yaşayacaklar, nasıl kazanacaklar ondan korkacaklar. O nedenle Atomi bu yönde için bir fırsat. İşte örneği Orhan Bey hayallerini kurmaya ve büyütmeye başlamış. Daha farklı, daha büyük hayaller kurmaya başlamış. Evet Orhan Bey, mesela bu hayallerinizi büyütmeye sebep olan şey neydi? Tam olarak Atomi'de bir hayaliniz vardı fakat ne büyüttü? Yani ne büyüttü? Özellikle eşin kazanç planı diyelim biz buna, vizyonu. Başarabileceğim nasıl diyeyim sana? Ben ilk defa hayat ticareti bu işi yaptım sadece. Bunu daha önce de belirtmişimdir size. Ne bileyim, bunu görebildim hani yani. Dünkü ürünlerimizi de kullandım. Ben bu işi başaracağımı biliyorum hani. Bana o işi verdi, güveni verdi. Açabilirim. Kazanç planı dediniz. Kazanç planındaki hangi özelliklerin hayallerinizi büyütmeye sebep oldu? Evet. Bu kaldıraç etkisi özellikle o. Bir de bu puanların evet, silinmemesi. İki puanlarından çalışılması. Yani puanın silinmiyor. Normalde benim eşim Avon yaptı. Avon'da her ay puanları siliniyordu. Her ay belli bir alışveriş yapması gerekiyordu. İşte böyle bir şey yok. Evet. Olmadıyız. Marka vermezsek iyi olur Orhan Bey. Sonuçta her firmanın kendine ait çalışma şekli var. Her firma kendisine ait iyi olduğunu sandığı bir çalışma şekli var. Onun nedeniyle başka firmada diyelim böyle bir çalışma şekli varmış ama Atomi'de farklı bir çalışma şekli var. Özellikle kaldıraç etkisi size etkili diyorsunuz. Evet. Orhan Bey çok teşekkürler. Söylemesiniz başka bir şey var mı? Ya da yenge konuşmaya katılmak ister mi? Sorayım. Özellikle bu hayallerin büyümesi konusunda ben merak ediyorum.
Hayallerin büyümesi konusunda dünkü o hayallerim daha büyüdü demişti ya. Onu ben merak ediyorum. Evet. Hanif Hanım hoş geldiniz. Şöyle. İyi akşam. Hoş bulduk. Siz de İyi hoş akşamlar, geldiniz. iyi akşamlar Hanif Hanım. Hanif Hanım dün akşam toplantıda görüşmek. Yusuf Bey Çok sesiniz iyiydi gitti. ki. Ha, sesim geliyor mu? Sesim geliyor Evet, mu şu sesim anda? geliyor. Evet. Evni keyfeti kullandıktan sonra hayallerinizi büyütmeye sebep olan şey neydi? Neyi hissettiniz o evni Yani kullanmadan önce hani insan bir ön yargıda oluyor ama kullandıktan kere artık hani bu işin olacağını düşünüyor. Çünkü ben o peeling jeli keyfeti galiba. kullanınca? Üç numarayı elime sürdüğümde zaten değişimi bayağı bir hissettim. Çok da memnun kaldım. Ve hani sabah gider gitmez arkadaşlarımı da söyledim iş yerinde. Hani onlar da merak etti bayağı bir. İnsan hani denemeden hiçbir şekilde bir şey yani ön yargılı oluyormuş. Yani stajyer daha farklı oluyor. Yani daha çok hayal kurmaya başlıyor. Daha çok heyecanlandırıyor. Yaptığı işte, kullandığı ürünlerde. Öyle. Evet, çok teşekkürler Arif Hanım. Demek ki arkadaşlar ürünleri kullanmak bize daha güzel hayaller kurmaya sebep oluyor. Tabii o Aynen. nedenle öncelikle ürünleri denetmeye çalışmamız gerekiyor. Ve her fırsatta kullanmamız lazım. Yani ürünlerimiz daha çok kişinin denemesini ve görmesini. Yoksa diğer türlü gördüğünüz gibi kendimizde bile ürünleri kullanmadığımız zaman ya bu da öyle bir şeydir, bu da başkaları gibidir diyebiliyoruz. Ama ürünleri kullandık, kazanç sistemini anladığımız zaman o zaman iş bu başka. Atom bize farklı bir yol çiziyor. Yani bizim zaten ihtiyacımız olan çalışacağımız çalışmayı hedeflediğimiz 4-5 kişi olsa bile ya ben bu işi anladım, bu işi yapacağım 4-5 kişi olup onlarla ilgilenip onların grubunu büyütmeye çalışacak olsak bizim için zaten yeterli olacak ve birçok insana ulaşmış olacağız bu şekilde. Evet, çok teşekkürler. Orhan Bey, çok teşekkürler. Arif Hanım. İnşallah Teşekkür bu ederim. sürede daha güzel, daha büyük hayaller kurarsın. Çok teşekkürler. İnşallah. Sağ olun. Biraz Söylemek zaten başka bir şey var mı? şöyle söyleyeyim size. İlk başından beri hani sürekli sizi dinliyoruz, Aynen Hanım'ı dinliyoruz hani. O zaman zaten bir heyecan vardı bizde. Bir hedefimiz vardı. Ama ürünleri kullanınca insan daha çok heyecanlanıyor. Heyecan kat kat artıyor. Bir an önce başkalarını denettirmek istiyor. Başka ürünler denemek istiyor. Bence gerçekten hani etkisini gördüm. Çok da memnun kaldım. Teşekkürler. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Orhan Ben Bey de bir söylemeye söz başka bir alayım şey var mı son söz arkadaşlar. olarak? Buyurun, buyurun, buyurun Okan Bey. Aa, estağfurullah. Avlar ailesine bence ben de Tamam. çok tebrik ediyorum. Çok teşekkür Teşekkürler. ediyorum. Aile olarak burada olmak, birbirinize destek olmak bu işin aslında hedefine gideceğinizi gösteriyor. Dolayısıyla lütfen arkadaşlar hep beraber olalım, ailecek olalım. Mümkünse tabii ki. Her aileye de böyle bu şekilde nasip de olmuyor. Beraberce yapabilmek. Tebrik ediyorum tekrar. Ekrana da geldiğiniz için de ayrı bir tebrik. Teşekkür. Bizlerle duygularınızı da paylaştınız. Çok teşekkürler. Ona Biz razı teşekkür ederiz. olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Orhan Bey, söylemeksiz başka bir şey var mı? Ya bir de şunu belirtmek istiyorum ben Yusuf Bey. Bu evin kir setini hani siz defalarca bahsediyordunuz ya. Ben şimdi doğruya doğru şimdi söylemek doğru söylemek gerekiyorsa ya ben diyorum bunun ne kadar etkisi olacak? Yani olsun ne kadar olabilir diye düşünüyordum. Düşüncem buydu Allah var hani. Böyle bir düşüncem vardı. Dün kullandım. Dün bu kadar olmadıydı. Bak bugün de kullandım. Bugün ben geldiyse aynaya bakmışımdır. Dönüp dönüp aynaya bakıyorum. Yani o şekilde bir etki yarattı bende. Çok farklı bir şey. Aynı anlamda bahsettim biraz önce. Hani daha hiçbir şey demek istemiyorum ya. Çok çok güzel bir şey. Çok, çok güzel, çok güzel. Aslında zaman Hani geçtikçe daha anlat. çok etki hissedeceksiniz çünkü Gerçekten de çok az anlattınız siz. yani aynen tozundan daha fazla, daha güzelmiş. Biz bunu gördük deneyerekten. İnşallah diğer ürünleri denemek Evet. nasip olur. Diğer ürünleri de görmek nasip olur. İnşallah. İnşallah. Bunları bu şekilde İnşallah. İnşallah. tanıtırız. İnşallah onlar da
şekilde devam ederler. Büyürüz, genişleriz. Öyle. Ama bu evin kredi seti hakkında gerçekten çok az konuşmuşsunuz. Onun yanına bir iki bir şey daha katmanızı isterim. Yani ellerinize, emeklerinize sağlık, ağızlarınıza sağlık. Her şey için çok teşekkür ederiz. Yani çok güzel bir çalışmanız var. Allah inşallah, bir kere razı olsun. Amin abi inşallah. İnşallah gelecek bizim için çok daha güzel olacak arkadaşlar. Sadece bu güzelliği İnşallah. Zaten bizim çevremize paylaşmamız lazım. Çevredeki arkadaşlarımızın evet. daha güzel hayatlar yaşaması için konuşmamız lazım. Yani hangi farkı ya bu işi yapamazsanız sadece konuşmuyorsunuz demektir. Yani konuşmuyorsunuz, ürünleri denetmiyorsunuz. Alın ürünü denetin değil. Fakat ön yargı olacaktır. Başkalarına denetimde ön yargı olabilir. Bunu çok normal görmek lazım. Sadece bir sonraki demek lazım. Bir sonraki demek lazım. Sadece daha çok şey denetmemiz gerekiyor. Göreceksiniz olacak yani. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet. Nazmi Hanım hoş geldiniz. Evet Nazmi Hanım. Evet Nazmi Hanım. Nazmi Hanım'ı tanıyalım. Sesi, şu anda internet normal mi sizin Nazmi Hanım? Yani normal gibi evet. gözüküyor. Heh, tamam. Tamam sesiniz geliyor. Yani. Çok güzel. Tamam. Çok iyi, çok iyi. Hoş geldiniz tekrar. Nazmi Hanım, evet hoş arkadaşlar. Buldum. Nazmi Hanım, kısaca bizi tanıyalım. Ondan sonra Atomi'de ne bulduk onu soracağım size. Buyurun. Tamam. Nazmiye Kartın, Kastamonluyum. Uzun yıllar gümrük müşavirliği şirketlerinde çalıştım. 5 yıl öncesi benim için maddi olarak da çok zor bir dönemdi. Ofis olarak mutsuz bir dönemdi. O zamanlar bir arayışa girdim. Yani Google'dan sürekli arıyorum ne iş yapabilirim, part time, full time, evden ne yapabilirim. İşte bu sıkıntılı işten kurtulmam lazım, bu dönemden kurtulmam lazım falan. O dönem orada bir arkadaşım bir network işinden bahsetti bana. Ben de biraz dinledim falan yok dedim ben ürün falan satamam dedim yani yapamam böyle bir şey ve onlarda paket alma zorunluluğu vardı ürünler çok pahalıydı yok dedim ben yapamam dedim o zaman dedim ki bana öyle bir sistem lazım ki yani online bir işim olsun ve bir ağ oluşturayım oradan insanlar alışveriş yaptıkça ben kazanayım yoksa ben bir şey satamam yapamam dedim. 5 yıl öncesi filandı. Ben dedim ürün filan satamam. Toplantılarına filan gitmedim. Sonra araştırmaya devam ederken Instagram'da ünlü bir bayanın paylaşımını gördüm. Influencer aynı zamanda. Ne işmiş diye bir bilgi almak istedim. O da network çıktı. Dedim ünlü bir bayan paylaştıysa belki düzgün bir firmadır filan. Bir deneyeyim dedim. Yani baktım işte ürünler çok hoşuma gitmedi, ambalajları hoşuma gitmedi. Sonra düşündüm ki dedim sırf reklam. Yani ben bu firmaları falan denerken Instagram'dan da beni bayanlar bana Atomi'den bahsetti. Ben de o zaman hiç şey yapmadım, dikkate almadım. Dedim ki ben bir firmayı deniyorum şu an, ona da yeni başladım dedim. Hiç dikkate almadım. Yani bir süre sonra kuzenim bahsetti. Atomi'den. Yani ikinci kez duyunca biraz dedim yani kuzenim söyleyince dedim bir araştırayım bakayım neymiş. Google'dan falan araştırdım. Birkaç kişiyi oradan aradım sordum falan. Yani çok hoşuma gitti. Kişisel PV'lerin hiçbir zaman silinmemesi, global olması. Bir de çok dikkatimi çekti. O zamanlarda daha ürünler yoktu ama görüntü olarak da kaliteli olduğu belli oluyordu ambalajlardan, fotoğraflardan filan. O da çok dikkatimi çekti ve hoşuma gitti. Çünkü ben kendim beğenmediğim bir şeyi başkasına da öneremiyorum. Yani ürünlerin kaliteli oluşu, yani dedim bugün yapamasam yarın bir şeyler olur devam ederim. Kişisel PV silinmiyor, global oluşu, kaliteli oluşu. Yani başka firmalarda aylık puanlar öbür aya devretmiyor. Bir şey kazanamadığınızda hepsi siliniyor. Tekrardan diğer ay toplamaya çalışıyorsunuz vesaire. Yani Atomi bu şekilde dikkatimi çekti. Kuzenim de tabii sürekli yazıyor, soruyor. Ne Nazmi yaptın, Hanım, baktın mı, yapalım mı? Efendim?
Efendim Yusuf Bey, ürünleri... bir şey mi söyleyecek? Sesin geliyor mu Nazmi Hanım? Şimdi geldi. Şimdi ürünlerin ürünler kaliteli de bu kalite kelimesi siz nasıl karşılaştırdınız? Yani neye göre kaliteli, nasıl bir kalite nasıl kaliteli olduğunu Yani şöyle, daha o zaman ürünleri deneyememiştik. Yani fotoğraflarında, reklamlarında, katalogda falan göründüğü kadarıyla ambalaj zaten gösteriyordu kendini. Yani fotoğraflarından, ambalajlarının... O zaman şöyle söyleyeyim. Ambalajı görünce kaliteli olabileceğine inandınız. Ürünleri kullandıktan sonraki düşünce değişimi nasıldı? Ürünleri aslında ilk duyduğumda, kayıt olduğumda Veronika Hanım falan anlatıyordu. Ürünlere aşık olacaksınız, çok güzel vesaire. Ben de demiştim ki o zaman o kadar da değildir falan demiştim. Abartıyorlar demiştim. Sonra işte diş macunu, diş fırçasını aldım. Bir kullanmaya başladım böyle. Fırçalamaya başlar başlamaz dedim. Gerçekten de doğruymuş, güzelmiş ürünler falan. Sonra da işte probiyotik falan denediğimde onun da etkisini gördüm. Bu Absolut Set'in etkisini gördüm. Ve içeriğinin de kaliteli olduğunu gördüm kullanmaya başlayınca. Dedim doğru firmadayız. Çok güzel. Yani Atabey'e başlamam bu şekilde. Evet, ürünleri uzaktan gördüm. İyi olabileceğini tahmin ettim. Fakat bir de kullandıktan sonra inancım tam gelişti diyorsunuz. Tamamen kaliteli, evet. Hatta dişlerim fırçalarken o anda başladım, hissettim diyorsunuz yani. Evet, evet, ürünlerin kaliteli, yani olması. Daha dedik. Ürünleri kullanma. Evet, buyurun. Ambalajlarından zaten kalite belli oluyordu. Şu anda Atomi'den hangi ürünleri kullanıyorsunuz? Absolut Set'i kullanıyorum dediniz. Evet, aldım, ona yeni başladı. Probiyotik yani kullanıyorum dediniz. Yani birçok aldım. Yani cinsek dışında birçok ürününü aldım. Yani probiyotik falan bitti şu an ama birçoğunu kullanıyorum. Çok güzel. O zaman normal hayatta şöyle diyebilir miyiz? Yani bu gıda takviyeleri zaten bunlar. İlaç değil. Kullandığımız ürünler gıda takviyeleri, cilt bakım ürünleri. Aslında evet. Günlük hayatta yediğimiz yiyeceklere ek olarak bunu herkesin kullanması gerekir. Hatta belki dışarıda yemek yemek yerine bizim Atomi gıda takviyelerini kullanmak hem daha sağlıklı hem daha hesaplı gelebilir diyebilir miyiz? Evet, takviye olarak kullanabiliriz tabii ki. Yani sonuçta ilaç değil, gıda takviyesi ama gerçekten güzel etkileri de var. Çok güzel. Yani daha sağlıklı olmak için gıda takviyeleri kullanmamız gerekiyor diyorsunuz. Etkileri var. Evet, ben... ben bir örnek de vereyim. Ben birkaç sene önce vücudumda kızarıklıklar falan çıktı. Yüzüme kadar çıktı, alnımda vesaire. Doktora gidiyorum. Bağırsaktan diyor. Bağırsak sendromu vesaire diyor. İlaç veriyor. İşte, biraz kullanıyorum, geçiyor gibi oluyor. Sonra yoğun işten dolayı sürekli doktora da kontrole de gidemiyorum. Tekrar çıkıyor. Tekrar gidiyorum. 3 sene böyle gezdim. Sonra ben Atomi'nin ürünlerini kullanmaya başladım. Probiyotik, B vitaminini aldım, C vitaminini aldım. Şampuanlarını falan kullanıyorum. O ara benim bu bütün kızarıklıklar falan geçti. Ben inanamadım. Yani kaç senedir dedim bunlar duruyordu böyle. Doktora gidiyorum, geçiyor gibi oluyor, geçmiyor vesaire. Yani geçti şu an, yok. Kızarıklıklar falan gitti. Herhalde bağırsaktan olduğu için probiyotikten vesaire. Yani belki takviye şampuandan. Yani gitti şu an. Geçti. Çok güzel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Nazmiye Hanım da enteresan bir etki olmuş. Yani 3 yıl doktora gidiyorsunuz. Doktor bir şeyler veriyor. Evet, o da hissedemeyebilir. Tam olarak neyin vücutta sıkıntı verdiğini bilemeyebilir. Çünkü yediğimiz yiyeceklerin biz çoğunu iyi olarak görebiliyoruz ama pazardan aldığımız yiyeceklere de marketten yiyeceklerin üzerinde sıkılan ilaçların ne olduğunu, hatta yıkadığımız zaman çoğu ne kadar çıktığını bilemeyebiliyoruz. O nedenle yediğimiz yiyeceklerdeki aslında bir doğru beslendiğimizi sanarken üzerinde yanlış etkileri oluyor vücut üzerinde. Bu sefer onlar bize başka bir şey de biz göstermeye başlıyor. Doktora gitsek de onun analizi yok ki. Yani bizim gün boyunca neler yediğimizin,
hangi ürünün tam olarak nasılsın etkisi olabileceğini bulamazlar. Çünkü her gün yeni bir şeyler yiyoruz. Farklı yiyecekler yiyoruz. O nedenle aslında bu devirde gıdaları da yavaş yavaş kaliteli gıdalar, organik gıdalar kullanmak lazım. Yani ben şahsen Atomi'deki ürünleri kullanırken şöyle düşünüyorum. Pazar domates, işte, salatalık şudur budur aldığımız zaman o ürünlerin profesörlerin kontrolünden, bakanlık kontrolünden geçmeden bana geldiğini ben düşünüyorum. Yani fakat Atomi ürünlerini kullanırken spirulina'yı, C vitaminini, probiyotiğini, ondan sonra ginsengini, işte psyllium husk'ı kullanırken şöyle düşünüyorum. Ben bu ürünler bir imalattan önce profesörler tarafından kontrol ediliyor, bir analiz yapılıyor, bir şekilde bileşim yapılıyor, üretiliyor. Sonra Türkiye ithal yapılırken de bakanlık onaylı olarak geliyor. Hatta bazı ürünler işte Almanya Derma Test onaylı gibi, yani hem bakanlık onay veriyor, profesörler onay veriyor, sonra ben kullanıyorum o ürünü. Yani bu kadar kaliteli besleniyoruz aslında biz. Bir de enteresan bir şey, o yediğimiz gıda takviyeleri ile dışarıda yemek yemekten arkadaşlar daha ucuza geliyor. Bakın dışarıda yemek yemekten, dışarıda tost yemekten, dışarıda öyle başka bir şey yemekten çok daha ucuza geliyor. O nedenle dışarı bir gidin, bir kahvaltı yapın 300-400 TL. Bir yemek yiyin en az 150-200 TL. Yani demek ki oysa bizim gıda takviyeleri, biz spirulina alıyoruz, 2 ay kullanıyoruz yani. O 2 ayda kullandığımız ürün için inanın gıda takviyeleri, ben dışarıda yemek yemek bazı zaman şey geliyor, böyle hani böyle insan şirketine ihanet eder ya, bana öyle geliyor şahsen. Diyorum çok acı yiyeceklerim var. O nedenle dışarıda yemek yeseniz bile tekrar gelip yine Atom ürünleri kullanmaya devam ediyorum. Çünkü kendimi anca öyle rahat hissediyorum. Çünkü inanıyorum ki bu ürünler bana kaliteli, sağlıklı şey. Çünkü neden? Nerede, nasıl anlaşılır bize bunu? İşte Nazmi Hanım gibi ürün, daha önce vücuttaki kızarıklıklar 3 yıl doktora gidiyorsunuz geçmiyor. Atom ürünleri kullanıyorsunuz geçiyor. Demek ki onların bir şeye faydası var diyorum. Demek ki bir şeyin faydası var. İyi bir şey geliyor. İyi bir şey faydasını gösteriyor bize. Biz o anda görmesek bile aslında negatif olmamasını sağlamış oluruz. Gıda takviyeleri kullanarak. Bir de zaten işte cilt ürünlerini kullandığımız zaman Hanif Hanım dediği gibi ben kullanınca çok az anlattığınızı, bir şeyler hakkında iyi çok az söylediğinizi hissediyorum diyor. Demek ki öyle ürünleri kullandığımız zaman gerçekten bize faydası veriyor. Çok teşekkürler Nazmi Hanım. Başka ne söylemek istersiniz? Ya ben bir de bu absolut ampulün de bir etkisini gördüm. Onu da anlatmak istiyorum. İlk seti almadan önce ben ampul almıştım. Bir de besleyici kremini almıştım. Benim ellerimde güneş lekeleri vardı. En son biz 8 sene önce tatile gittiğimde çıkmıştı, geçmedi. 8 senedir güneş lekeleri vardı ellerimde. Ben bu ampulü elime damlatarak yüzüme sürüyordum. 2-3 gün sonra bir fark ettim ki o damlattığım bölgeden güneş lekeleri gitmiş. Şimdi bütün ellerimi sürüyorum. Geçmeye başladı. Çok az kaldı. Çok güzel. Ya çok gerçekten güzel. Yani inanamadım. Süper, süper. Evet arkadaşlar, ürünlerimizi kullandıkça özellikle daha çok hissetmeye ürünler başlıyoruz. Evet. Ürünler konuşturuyor değil mi Nazmi Hanım? Ürünler konuşturuyor ve kalitesini ambalajıyla bile belli ediyor. Evet. Aslında arkadaşlar hani ben bu işi yapamam diyenler aslında ürünü kullandığı zaman kendileri otomatik olarak konuşmaya başlıyor. Yani konuşacak bir şeyler buluyor. Aslında bunu ben biraz şuna benzetiyorum. Yani insan bildiği şeyi konuşur. Bilmediği şeyi konuşamaz. Doğru mu? O nedenle Atom ürünü kullanmamış bir kişi ya bunu ben yapamam demesi normal. Çünkü bilmiyor. Ama ürünü kullandığı zaman elinde bir şeyler oluyor, hissediyor. O zaman konuşmaya başlıyor otomatik olarak. O nedenle ürünü kullandırmak çok önemli. Çünkü konuşmasına sebep olacak bir şey sunmuş oluyoruz kendisine. Evet. Çok teşekkürler. Okan Bey, bir şeyler söylemek ister misiniz? Teşekkürler. Son söz, daha son söz vermedim Nazmi Hanım. İsterseniz buyurun. Evet. Önce Okan Bey'den sonra size son söz vereyim. Buyurun. Evet. Estağfurullah. Şimdi ben de Nazmi Hanım'la ilk tanıştığımız günleri hatırlıyorum. Ondan sonra beraber bir araya gelmiştik filan. Değil mi? Biraz böyle çekingenlik vardı o zaman için. Tabii ki ürünler yok. Daha henüz deneme şansımız da olmamıştı. Ancak birileri bize bahsediyordu. Diyordu ki çok güzel ürünler, harika ürünler. Mutlaka işte bu iş modeliyle birlikte çok güzel şeyler yaşanacak. Evet, inanası gelmiyordu insanın. Ancak yavaş yavaş ürünler gelmeye, ürünler denenmeye, sonrasında sponsorlarla tanışmaya başlayınca
hepimizin ne oldu? Bütün yaşamı aslında bence alt üst oldu. Eğer yaşamınızı alt üst etmek istiyorsanız buradan ayrılmayın arkadaşlar. Yaşamınız hakikaten alt üst olacak. Buna bakın işte birileri söylemişti diye. Belki o zaman bizleri hiç hatırlamayacaksınız. İsmimizi bile hatırlamayacaksınız. İnşallah o dönemler olsun. Niye? Çünkü çok ekibiniz olsun. Yani daha doğrusu ekip arkadaşlarınız olsun. O ekip arkadaşlarınızla birlikte koşturacağınız, gideceğiniz, başka dokunacağınız insanlar bol bol olsun. Bizlerin de isimlerini hatırlamayın. Önemli değil. Fakat bu günler unutulmayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü ben o günleri unutamadım. Nazmi Hanım'la da o şekilde tanışmıştık. Ben çok çok iyi hatırlıyorum. O zaman da ürünler gelmemiş miydi acaba? Evet. Yok. Ürünler yoktu. Sadece belki birkaç tane ürünü yurt dışından getiren arkadaşlar işte bizlerle paylaşmıştı gibi oluyordu. Ben öyle hatırlıyorum. Ama güzel günlerdi. Güzel şeylerdi. Dolayısıyla o oralarda tanışmak da hoştu. Güzel dostluklar oldu. Ve ondan sonra da Nazmi Hanım da devam etti. Devam etmek önemli. Birçok arkadaşımız devam etti. Birçok arkadaşımız da bizim tahminimiz gibi şöyle diyecekler diyorduk. Hatta kulaklarını çınlatacağımız bazı arkadaşlarımız var. Onlar da öyle söylüyorlardı. Diyorlardı ki işte Atomi gelecek, çekip gidecek. Ondan sonra birçok insan bırakacak. Bunların hepsini ilk zamanlarda duyduk. Fakat eğer şirket hakkında bilgi edindiyseniz, şirketi öğrendiyseniz o zaman zaten o sözlere hiçbir zaman için inanmayacaktınız. Bilgiyi edinenler, biraz da araştırmacı olanlar bu bilgilerden sonra çok güzel bilgilere vardıktan sonra da bu şirketin kesinlikle Türkiye'den çekip gitmeyeceğini, girdiği hiçbir ülkeden zaten öyle bir şey yapmamış ve habire büyüyen bir şirket olduğunu o detayları fark ettikten sonra da devam ettiler. Ben de çok konuşmayayım bazen. Konuşturuyor. Evet, ürünler. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Lütfen bütün ürünleri denemek için kendinize bir hedef koyun. Çok önemli. Bakın diyorsunuz ya, Yusuf Bey bizde çok fazla bahsetmeye başladı. Akşam bakım seti. Orhan Bey dedi ya, işte bu bir kere kullansam ne olacak ki? Şimdi bundan sonra artık ben şöyle düşündüğünü hissediyorum. Her ürünü almalıyım, hayatıma koymalıyım ve denemeliyim. Evet, bunu yaptığınız zaman göreceksiniz bu firmanın çok daha büyük olduğunu. Hakikaten arkasında işte beraber çalıştığı firmaların da çok güçlü olduğunu, araştırmacı olduğunu ve dünyada söz sahibi olduklarını. Bizim bilmememiz dünyada söz sahibi olmamalarını gerektirmiyor ki böyle söz sahipler. Onun için lütfen hedef koyun. İşte her 15 günde bir, her hafta mümkünse, bütçeniz el veriyorsa, kendinizi zorlayarak değil ama bütçeniz el veriyorsa bütün ürünlerini hayatınıza koyun. Bu şekilde de bir diğer arkadaşlara da öğretin ve mutluluklara birlikte yelken açın. Böyle olacak. Teşekkürler. Çok teşekkürler Okan Bey. Güzel bir özet yaptınız. Sağ olun. Evet Nazmi Hanım, son sözünüzü alalım sizden. Ben teşekkür ediyorum. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Desteklerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Okan Bey, Yusuf Bey. Çok teşekkürler. Herkese arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. İyi akşamlar. Orhan Bey, Hanife Hanım, size de çok teşekkürler. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar Okan Bey. Evet. Evet, iyi akşamlar diliyoruz. Zannediyorum yayını da burada kesiyoruz. Evet. Çok teşekkürler katıldığınız için. Lütfen bu tür yayınlara katılabilmek için sizlere de link gönderiyoruz. O linkleri de lütfen aslında hep beraber bizlerle olun. Birkaç arkadaşın daha burada olması mümkün. 10 kişi aynı ekranda olabiliriz. Siz de bir bilgilerinizi veya hissiyatlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu önemli arkadaşlar. Hiç önemli değil. Yani o ilk defa çıkmanın heyecanını, lütfen cesaretini de birlikte gösterin. İsterseniz kamerayı da açmazsınız. Bir sonrakinde kamera açarsınız. Dolayısıyla hepinizi bekliyoruz. Burada birlikte olmak, birlikte konuşmak, birlikte Atomi'yi yaşamak, heyecanınızı birlikte hissetmek de çok güzeldi. Herkese şimdiden iyi geceler diliyorum. Çok teşekkürler. İyi geceler. Çok teşekkür ederim. İyi geceler.
Ruha değer vermek demek, insanı bir araç olarak kullanmayacağım, hedefim insanlar olacak demektir. Atomi, her bir kişiyi mutlu ederek iş yapmanın yoludur. Bir kişinin hayatı, düşünme şekline göre değişir. Gelecekteki beni kimin yaratması gerekiyor? Kendim yaratmalıyım. Geleceğinizi sizler çizmelisiniz. Çizdiğiniz şeye göre geleceğiniz değişir. Çizdiğim gelecekte nerede durmam gerekiyor? Çizdiğim geleceğin ilerisinde durmalıyım. İşte buna inançlı olmak denir. Görüş olarak ileride olsak da tavrımız her zaman ölçekli olmalı. Tüm davranışlarımızın temeli alçak gönüllülükte yatmakta. Alçak gönüllü olmak oldukça önemli. Yaptığımız her işte alçak gönüllü olmak var. Atomi.